Merhabalar. Seçime Doğru'nun bugünkü konuğu ekonomist, finans uzmanı Atilla Yeşilada. Hoş geldiniz. Merhabalar. Atilla Bey. Benim için büyük keyif sizin izleyicinizin karşısında olmak. Teşekkürler. Herkesin merak ettiği bir soruyla başlamak istiyorum. Türkiye ekonomisi krizde mi? Krizde değil ama ciddi bir depremin eşiğinde. Eğer bu hatalar devam ederse kış aylarında çok zorlanırız. Bahsettiğiniz zorluğun düzeyi ne olur? Bir 2001 krizi yaşadık, bir 1994 krizi yaşadık. Peki sizin öngörünüz gelen sıkıntılar bunlara yakın mı, bunlardan farklı bir sorun mu var? 94. 94'e benzer. Şimdi biz ekonomistler kriz denince 2001'i kastediyoruz. Yani bankaların filan battığı, devletin sarsıldığı bir ortamda öyle bir şey olmaz. Kimse merak etmesin. Ama bu kafayla gidilirse, mesela enflasyonun 15'lere tırmandığı, Türk lirasının yıl boyunca değer kaybettiği, ekonomik faaliyetin durma noktasına geldiği, bankalar değil ama finans dışı şirketlerin battığı ya da kredi ödeyemediği ve işten işçi çıkarttığı bir ortama girmemiz kaçınılmaz değil ama insanların akıllarında tutmaları gereken bir senaryo. Çünkü çok büyük hatalar yapılıyor. Bunların bir kısmı dünyayı yanlış algılamaktan kaynaklanıyor. Bir kısmı da açık konuşmak lazım. Seçim geldiği için herkes, yani Demirel de yapmış, Ecevit de yapmış, evet, rahmetliler. Herkes yaptığı için yapıyor. Zaten hükümet bir seçim programı açıkladı. Biliyorsunuz bayağı yüklü miktarda bir para dağıtılıyor. Bu ekonomiyi, zaten sıkıntıda olan ekonomiyi nasıl etkiler? Seçim sonrasına da devam edecek bir sıkıntı olacak sanırım bu. Şimdi önce emeklilere ikramiye verilmesi bence çok güzel. AKP'yi tebrik ederim. Benim onunla bir sıkıntım yok. Ama bunun için başka harcamaların kesilmesi gerekirdi. Çünkü almadan vermek Allah'a mahsus. Bu bütçe açıklarını arttırır. Sebebi de şu, finansman kaynağı olarak gösterdikleri vergi ve prim afları ve varlık barışlarından tek kuruş gelmez. Gelmemiş şu ana kadar. İsteyen baksın, yazıyorum para analizde yani. Veyahut da herhangi birine sorsun, o palavra. Tabii ki emekli de bunları alınca harcayacak. Şu anda bakın, zaten bu ekonomi kapasitesinin hızı üstünde büyüyor. Yani bir minibüs 120 kilometre gitmek için inşa edilmişse 160 ile gidiyor. Tabii lastik patlar, motor kaynar. Şimdi siz bir de daha fazla gaza basıyorsunuz. Ne olacak? Bir, cari açık büyüyecek. Yani döviz harcamalarımız artacağı için Türk lirası değer kaybedecek. Bu hemen enflasyona yansıyacak. Şu anda %11 civarında enflasyon, yaz aylarında 13'leri göreceğiz. Her şeyin fiyatı artacak. Şu anda hükümet işte biraz sopa zoruyla, biraz ikna ederek mesela benzin zamlarını, akaryakıt zamlarını ertelettiriyor. Bunların hepsi Temmuz'da başımıza gelecek. Ve çok güzel bir noktaya değindiniz. Maalesef seçim 24 Haziran'da bitecek gibi bir intiba var. Bu yanlış. Asıl yerel seçimler. İstanbul'u kimse kaybetmeyi göze alamaz. Farz edelim muhalefet kazandı. Muhalefet de başkanlık ve genel seçimlerinde bu kadar büyük bir zaferden 9 ay sonra hezimeti kaldıramaz. Dolayısıyla başa kim gelirse gelsin, yani Mart 2019'a kadar harcanacak. Bu da bayağı Türkiye'nin canını yakacak. Çok canını yakacak. Yani insanlar o ikramiyeyi alınca sevinecekler. İşte fakir fukara bir kurban kesecek belki. Oğluna kızına hediye alacak ama seneye çok ağır bedel edecek. Çok daha karanlık bir tablo çiziyorsunuz yani. 2019 yani, Mart'ından sonrası için. Yani çok açık konuşmak lazım. Böyle bir durumda doktor İşte şekerin 250 çok acil perhize girersin ya da bacağını kaybedersin. Yani bize bir yıl bir resesyon, durgunluk lazım. Ama hükümet yetkilileri gördüğüm kadarıyla bahsettiğiniz tablonun tam tersi bir şey çiziyor. Bu sadece seçimle ilgili bir söylemler. Mesela bugün Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, bu kuru ben kabul etmiyorum dedi. Siz yıllardır uluslararası finans piyasalarını izliyorsunuz, Türkiye ekonomisini izliyorsunuz, yatırımcılarla görüşüyorsunuz. Böyle bir söz, seçim dahi olsa böyle bir söz hiç duydunuz mu? Veya sadece bu seçimle ilgili bir söylem mi? Ya bu keşke seçimle ilgili olsa. Çünkü o zaman 25 Haziran sabahı uyanır ve kahveyi koklarız. Cehalet. Kimse kusura bakmasın. İkincisi kulaktan dolma yanlış teoriler. O bir şey değil. Düşük faiz, düşük enflasyonu getirir. Yani bunlar... Kusura bakmayın, hani 100 tane diplomalı ekonomist getirin, 100'ü de inanmaz. Utandırıcı olan bazı ekonomistlerin bunu desteklemeleri. Maalesef
AKP'nin kendi çevresinde ürettiği ve başka hiç kimsenin nasihatlarını dinlemediği bir ekonomi ve politika teorisi var. Yani yalnız ekonomi olsa onda da bir şey demiyor. Bir de değerli yalnızlık diye malum biliyorsunuz. Mısır'dan Amerika'ya kadar herkese düşman olmamıza sebebiyet veren var. İçeride bizi bölen şeyleri var. Yani aklın yolu birdir diyorlar ama bu iş doğru değil kardeşim. Aklın binlerce yolu var ve AKP'nin aklı da bizim olaylara bakış açımıza çok ters düşüyor. Onlar samimiyetle hakikaten faizi sıfıra indirseler mesela bütün iş adamlarının yatırım yapacağını, yatırım yapınca üretimin artacağını ve tabii üretim artınca da arz talebi geçince fiyatların düşeceğine inanıyorlar. Yani böyle bir şeyin olmasına imkan yok da program kısa hani. Yani bu söylemde aslında samimiler diyorsunuz. Maalesef ve İnandıkları için evet. bunu Evet, söylüyorlar. yani ben 27 yıldır yabancı kurumsal yatırımcılarla ve şirketlerle çalışıyorum. Onlar da bunu bir seçim malzemesi zannediyorlar. Onları uyandırmaya çalışıyorum. Bu seçim malzemesi değil. Bu samimi bir ideoloji veya bir inanç. Ve bu inanç değişmedikçe de Türkiye kurtulamaz. Siz yabancı yatırımcılarla da çok sık görüşüyorsunuz. Size çok fazla danıştıklarını ben biliyorum. Onlar nasıl bakıyorlar Türkiye Valla ekonomisine ve AKP'nin bu ekonomi politikalarını? şimdi yabancı yatırımcı deyince tabii tek bir kefeye koyamıyorsunuz. Evet. Çok değişik. Mesela bir kısmı Erdoğan başta oldukça ben bir daha Türkiye'ye gelmem dedi ve çıktı gitti. Bir kısmı da hiç umurunda değil. Yani onların tek istedikleri bana yüksek faiz verin. Türk lirası da istikrarlı olsun. Ben faizden paramı kazan. Onlar da bir Erdoğan başkan olmuş, İnce olmuş, Sayın Meral Hanım olmuş. Hiç umurlarında değil. Ortalama olarak söylemek gerekirse ben size rakamı vereyim bakın. Yani rakamlar konuşsun. Geçen senenin bu döneminde Türkiye'de hisse senedi ve bono tahvil pazarına 2,5 milyar dolar para girmiş. Bu sene 600 milyon dolara inmiş. Hani ayaklarınla konuş derler ya, ayaklarıyla konuşmuş Dörtte bir herkes var. düşmüş. Evet, ha şunu da söyleyeyim. Gelişmekte olan piyasalar ortalamasının çok ötesinde bir gerileme bu. Yani biz Bize hani benzer ekonomi herkesten para çıksa evet. onu anlayacağım. Bizden çok daha fazla çıkmış. Çok ciddi bir şikayet var. Dolayısıyla sadece uluslararası gelişmelerle ilgili bir sorun değil bu. Yok şimdi bakın bu seçim çıkmadan Amerikan doları yeniden yükselişe geçmeden önce dahi Türkiye değer kaybediyordu. Sebebi de şu. Ekonominin aşırı ısındığını söylüyordu herkes. Daha fazla gaz dökmeyin diyordu. Biz ne yaptık? Geldik işte 30 milyarlık paket açıkladık. Merkez Bankası faiz arttırsın diyordu ama yani 75 bas puan değil 500 bas puan faiz arttırsın ki enflasyonu baskılasın. Tabii öyle bir şey olmayacak. Dolayısıyla adam tereddüt ediyor yani Türkiye'ye yatırım yapmıyor. Onları bir kenara bırakalım. Yani bu bono hisse senedi falan. Bakın kardeşim Türkiye'ye artık emlak alan Arap hariç fabrika kurmaya şirket almaya kimse gelmiyor. Bizi asıl batıracak olan budur. Yani doğrudan yabancı yatırım Yabancı dediğimiz doğrudan yatırım. istihdam sağlayan yatırım Evet, gelmiyor. Türkiye'de mal bedava, otosanayi, enerji, cam. Bir tane gelip fabrika açan var mı? Söylesenize bana. Yerli otoyu bile Evet, beceremedik. son 4-5 yılda hiç yok herhalde. Asıl acıklı olan budur. Bu Ziraat mortgage faizlerini 0,98'e indirdi. Siyasetin zoruyla. Yani ekonomik akla uygun bir şey mi? Bir de zaten ilk çeyrek firmaların, bankaların ilk çeyrek finansal raporları da açıklandı. Bununla bağlantılı olarak oradaki tabloyu da bir yorumlayabilir misiniz acaba? Siz ilk gördüğünüz. O finansal raporlar benim Facebook'ta genç kızlara gönderdiğim fotoğraflarım kadar geçerli. Yani yapmasınlar Allah rızası için yani. Şimdi bakın ben sana bir şey anlatayım. Bir sabah uyandık. Türkiye batmış. 2001. Hangi gün hatırlamıyorum. Niye olduğunu ben de anlamadım. Çok açık söylüyorum. Ekonomistim. O gün bir rakamlar açıklandı. Ziraat Bankası diğer bankalardan günde 30 trilyon borç alıyormuş. Bunu bilmiyorduk. Görev zararı yüzünden. Bizi bu noktaya getiren, o noktaya getiren önemli şeylerden biri devletin Ziraat Bankası'nı kendi kasası gibi kullanmasıdır. Şimdi aynı şeyi Şimdi yapıyorlar. aynı. Lütfen o tarihleri hatırlamayanlar gitsin. Tabii artık Wikipedia'ya da giremiyorlar. Türkçesi vardır. İtalyan bankalarının başına gelenlere baksın. 1 trilyon euro kaybettiler. Bizi bu hale getirmesinler rica ediyorum. İki tane inşaatçıya peşkeş çekeceğiz diye. Milyonlarca insanın mevduatını emanet ettiği bankaların içini boşaltıyorlar. Çok çok yanlış bir hareket. Anladığım kadarıyla
bir krizden sonra biz herhalde enkazı göreceğiz o bankalarda. Şu an bir verilerle... Lütfen kriz demeyelim. Anladım. Çünkü çok o işten çok canım yanıyor. Olacak olan şu, sermaye koyacaklar. Yani devlet getirip sermaye koyacak. O kadar 2001 kadar kötüyüz. Ben sadece örnek olarak verdim. Evet. Bakın bir kere bu kapıyı açarsanız bu Pandora'nın kutusu gibidir. Sizden sonra gelen de yapar ve daha kötüsünü yapar. O yüzden yani bu bir çıkmaz. Bankalar ekonominin kutsalıdır. Kimse dokunmaz. Çünkü paramızı emanet ediyoruz. Çok alanınızın dışında ama ben sizin zaman zaman bu ben konuda... Ben her konuda evet. Yalan söylerim. Lütfen yani hiç. Bir seçim tahmininiz ya da şu anki tabloda gördüğünüz var. Durum nedir? Ben daha önceki süreçlerle de kıyaslayarken şu an. Erdoğan ikinci turda çok az farkla kazanır. Meclis millet bloku artı HDP'ye geçer. Ve Türkiye tıkanır. Hocam peki yabancının öngörüsü de bu yönde mi? Hayır, onlar hiç anlamıyorlar durumu. Onlar hiç bakmıyorlar. AKP tulum çıkartacak diye bakıyorlar ve eğer benim dediğim gerçekleşirse öyle bir sopa yiyecek ki Türk lirası böyle yandım Allah diye bağıracak. Çok teşekkür ederim Atilla Bey. Bitirmeden önce Sayın Atilla Yeşilada'nın çıkarttığı Hormonlu Büyüme Yılları diye bir kitap var. Özellikle okumanızı tavsiye ederim. 16 yılda AK Parti'nin nasıl bir ekonomi politikası yürüttüğünü ve bugünlere nasıl geldiğimizi gayet güzel ve anlaşılır bir dille anlatmış. Tekrar teşekkür ediyorum konuğumuz olduğunuz için.